Çok heyecanlıyım. Biraz sonra bir misafirim var ve beraber karavanda pizza yapacağız. Kendisini bekliyorum. Pizza için hamurumuz yok. Salçam da yok ne yazık ki pizza hamuru üstüne sürmek için. Geldiğinde kendisi getirecek yanında ve pizzamızı yapacağız. Hemen belirteyim, karavanımızda fırın yok. Fırın için yer ayarlayamadık. Onun için de tavada pizza yapacağız. Bekliyorum. Diklis abla. Efendim. Gelebilir miyim? Tabii ki, buyurun. Konuya şaşırdınız mı? Bir daha şaşırın. Hadi pizzaya geçelim. Haydi, hoş geldin. Hoş bulduk. Biraz seni tanıyalım mı? Adım Alp Arkın Kaplan. 11 yaşındayım ve pizza yapmayı çok seviyorum. Ne kadar zamandır pizza yapıyorsun? Çok zaman olmadı ama bayağı yaptığım oldu. Mesela her kampta, karavan kampta pizza yapıyor musunuz? Evet. Kaç yaşından beri karavan hayatını yaşıyorsun? Doğduğumdan beri. Sen doğduğunda babanın karavanı vardı. Vardı direkt. Ve sen karavanda mı büyüdün? Evet, karavanda büyüdüm, yaşadım. Peki. Karavan hayatını da iyi biliyorum. Çok güzel de bir babam var. Babam büyük bir karavancı. Aa, çok tatlısın. Pizzaya geçelim. Geçelim, hadi. Acıktın mı? Acıkmadım. Acıkmadın mı? Acıkmadım, pizzaya iştahlıyım. Tabii ki de tava. Tava. O zaman şu alt çekmeceyi açman lazım. Bu mu? Evet. Nasıl açacaksın söyleyeyim. Evet. O üstteki tavayı, en üsttekini al. Daha büyüğü de var. Daha büyüğü olsun. Onu da kapak yaparız. Evet, kapak yaparız. Tamam. Okey. Şimdi tavamızı koymak için ocağımızı açalım. Malzemelerimiz kaşar, sucuk ve sosis. Salça ile sosumuzu yapacağız. Hamur ile de zaten direkt pizzanın kendisi. Önce tavayı? Önce tavayı yağlıyoruz. Tabii yapışmasın. Tamam, alayım ben onu. Yardım etmemi ister misin? Olur. Hamuru ben koyayım istersen. Olur. Tamam. Sen de o sırada... Peki, ben hamuru koyarken tamam. Sen de şeyleri doğrar mısın? Sosisli ve sucuğu. Tamam. Sana bir bıçak vereyim. Sen oraya otur. Tamam. Bu arada ben ekmek hamurundan daha önce yapmadım karavanda. Çok İlk kez yapıyorum. Azıcık bir hamuru alalım çünkü bu ince bir pizza olacak. Böyle mi? Şöyle yayarak. Kalanını alırız. Bir şey diyeceğim. Ben bunu açtıkça içeri doğru küçülüyor. Normal mi sence? Normal. Bence güzel gidiyor. Sosisleri doğruyoruz. İnce ince. Sucuklar da doğranıyor. Burada dikkat etmemiz gereken nedir doğrarken? Dikkat etmek ve elimizi kesmemek. Elimizi kesmemek birinci önlem çünkü sağlığımız en büyük zenginliğimizdir. İnce kesiyor muyum? Bakayım. Ben farkında değilim, kendimi eleştirmeyeyim. Bence oluyor. Süper. İkiye bölelim mi? Bölelim. Sen nasıl istersen, bu senin pizzan. İkiye bölelim. Hem görselliğe hem de tada. Bunları koymayacağız. En önemli şeylerden birini unuttuk. Tabanını unuttuk. Tabanını, ne yapacağız şimdi? Şimdi salçayla karışık bir domatesli sos hazırlayacağız. Sonra dilimlenmiş kaşarımızı koyacağız. En sonunda sucuk ve sosis. Domatesle birleşip o bir ince katman oluşturur. Mısırımız var, bunu en üstte serpiştireceğiz. Görmeyebilirsiniz. Hadi başlayalım. Hadi sosa. Bir daha yap. Sosa. Sosumuzu hazırlamak için bir kaşık salça. Ağır çekim değil mi? Ağır çekimi alalım önce. Şimdi koyduklarımızı açıklayalım. Kekik, karabiber, salça. Bunları karıştırıp sosu elde edeceğiz. üste doğru çıkarıyoruz. Yapsın kekik, karabiber karışsın. Sos hazır. Son noktaları geçmeden önce yine şöyle pizzayı genişletelim. Bu boşluklar ne dersiniz? Bunlar o pizzanın kabarcıkları oluyor ya. Hiç böyle şüpheniz olmasın. Sorun değil yani. Sorun değil onlar. Fazla deliklere takılmayalım. Takılmayalım. Şimdi kaşarı koyacağız. Sosun üstüne kaşar dedik. Gel gelelim sucuklara, sosislere. Sosisleri yapacağız. Siz görmüyor olabilirsiniz ama yani sucuk kadar olmasa da sosisin pizzaya gerçekten çok bir etkisi var, çok bir lezzeti var. Başka ne olmalı bir pizzada? Yani sucuk ve sosis dışında ne olmazsa olmaz? Mısır, mantar, zeytin yani. Şimdi Diklis ablacığım, şöyle bir gelir misiniz? Tabii. Bir pizzamızı şimdi bir böyle bakalım. Üstten böyle bir pizzamız var. Bakalım pişince ne olacak? Hadi pişirmeye derken mısır. Bugün karavanda mantarımız olmadığı için biz de mısırlı yapıyoruz. Arada saf sucuk sevenler olabilir, kapkarışık sevenler olabilir, bol kaşarlı seven olabilir. Zevkinize göre yapabilirsiniz. Evet Diklis ablacığım, bir daha çeker misin? Üstten mi çekeyim? Evet. Evet. Bakalım pişince neye benzeyecek? O zaman şimdi pişirme aşamasına mı? Pişirme aşamasına. Peki sana bir kötü haberim var. Hocam tüp bitti. Hayır, tüpümüz var. Sadece şeyin kapağı yok. Tepsinin kapağı yok. Onun için de ikinci tavayı onun üstüne kapak yapacağız. Aynen öyle. Evet. İşte böyle. Böyle pişireceğiz. Bence daha güzel oldu böyle. Ha, süper. Tamam. Şimdi ona ben bir sap takacağım. Böylece çıkartıp takabileceğiz. Pizzamızı ateşe koyduk. Evet, ateşe koyduk. Şimdi pişiyor. Pişiyor. Peki biz biraz sohbet edelim mi? Olur. Kaçıncı sınıfa gidiyorsun? 4. Ne zamandan beri karavancısın? Doğduğumdan beri. Babam, ben doğmadan karavanı vardı babamın. O dönemlerde babam karavancılığa yeni başlamıştı. Karavanda büyüdüm, karavanda hayatımı yaşadım. Karavanda olmayı hep de tercih ettim. Bir altına bakın en iyisi. Evet, düşündüğüm gibi güzel pişmiş. Oy, yanmış mı altı, anlamadım. Bakayım. Şöyle bir altı var, pişmiş. Evet. Yok iyidir. Pişmiş. Bence oldu o. Pizzamız pişmiş. Yenir mi? Yenir. O zaman kaldıralım. Kapatalım altını. Kapatalım, ben bunu tutayım. Evet, kapandı. Tebrikler. Nasıl şefim? Güzel. Arkadaşımla pizzamızı yaptık. Evet. Şu an tavada. Şimdi tabağımıza alabiliriz değil mi? Hem çekim yaparken... Alabiliriz. Hem çekim yaparken tabağı alabilir miyiz sence? Olabilir. Hadi deneyelim. Gel beraber. Yardım edeyim. Yap, hop. Çok mu zorluyoruz? Bence çok zorluyoruz. Yapamayacağız galiba. Bir desteğe ihtiyacımız var. Geleceğiz. Havadan alıyoruz. videonun gerisine gidip farkı anlayabilirsiniz. Ekmek hamurunda olunca garanti ekmek oluyor zaten ama bence bir farkı yok. Bence nasıl? Pizza söyleyin, iştahınız şimdi çeker. Alp Arkın'ın tavsiyesini duydunuz. Pizza söyleyin çünkü canınız çekecek. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sonraki günlerde görüşürüz. Of, benden daha iyi yaptı bu işi.